Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. NATO zirvesi yapılıyor. NATO zirvesi önemli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan az önce, saate bakıyorum az önce derken yani işte 5 sularında Madrid'e indi. İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılıyor. Bu önemli zirve. Aslında şu Ukrayna-Rusya savaşı çıkmadan önce NATO'nun 2030 stratejisi belirlenecekti. Gündem buydu. Yani kitleleri de çok fazla ilgilendirmiyordu. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra ve bu iş uzadıktan sonra bambaşka bir hal aldı ve Türkiye'yi de işin merkezine koyan bir hal aldı. Çünkü İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmak istediler Rusya korkusuyla. NATO üyesi olmak istediler ama NATO üyesi olmak için bütün üyelerin onayını almak lazım. Hepsinin. Tabii Türkiye'nin de onayını almak lazım. Türkiye'de dedi ki, haklı olarak dedi ki, arkadaş madem bu bir ortak savunma örgütü, bizim de savunma ihtiyaçlarımız var. Nedir? Başta gelen PKK ve onun yan örgütleri, değişik isimlerdeki yan örgütlerinin siz işte destekliyorsunuz. Hatta onlara karşı kullanmayalım diye bize silah ambargosu uyguluyorsunuz ama sizin silahlar, örneğin İsveç yapımı roket atarlar, İşte PKK'dan çıkıyor filan, bunları somut adımlarla artık görmek istemiyoruz. Sadece PKK'yı kınıyoruz, PKK terör örgütüdür demekle yetinmiyoruz dedi. Fakat Türkiye üzerinde de bir baskı başladı. İşte yetmiyor mu PKK'yı terör örgütü saydıkları filan gibi. Türkiye'ye burada hak veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Hakikaten diyor ki ya terörden en çok çeken NATO üyesi Türkiye, işte destek olalım filan. Finlandiya sanki anlaşmaya daha yakın ama İsveç diyor ki, İsveç'in şöyle bir özelliği var. İsveç diyor ki ya ben zaten azınlık hükümetiyim, yani böyle demiyor da ben tercüme ediyorum size şimdi. İsveç Başbakanı diyor ki ben zaten azınlık hükümetiyim. Eylül'de seçimler var. O şeyden, seçimlerden önce işte ben PKK etkisindeki Kürt lobisine muhtaçım arkadaş diyor. Hakikaten geçenlerde bir güven oylaması yapıldı yine. Bir bağımsız milletvekili, o da PKK'lı, açıkça PKK'nın İran kolundan bir kişi. Onun oyuyla ancak ayakta kalabildi. Tek oyla. Dolayısıyla diyor ki İsveç hükümeti, ya işte tamam kınıyoruz PKK filan diye. Nasıl olsa diyor bu Amerika Türkiye'nin kolunu büker. İstediği bir şeyleri verir. İstediği bir şeyler ne? Geleceğiz. İstediği bir şeyleri verir, ikna eder. Yani biz de şimdi aramızı bu işte Kürt lobisiyle bozmayalım. Önümüzde seçimler var. Böyle düşünülüyor. Türkiye'de diyor ki arkadaş ben seninle konuşmam. Oysa konuşacak. Yani yarın hani uzun süre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu örneğin dedi ki İsveç ve Finlandiya somut adım atmadıkça, yani söz değil, somut adım atmadıkça biz üçlü görüşmeyi de NATO Genel Sekreterinin gözetiminde yapmayacağız demişti. Oysa İbrahim Kalın yapılacağını açıkladı. Önümüzde henüz bir, yani açığa çıkmış bir bilgi yok İsveç ya da Finlandiya'nın somut adım atacağına dair. Örneğin Türkiye'ye silah ambargosunu kaldıracağı, PKK'ya silah satmayacağı sözü vermesi, işte ne bileyim bazı iade edilmesi gereken, istenen, Türkiye tarafından istenen kişilerin iadesi filan. Yani bunlardan bildiğimiz bir somut adım yok. Hani senin bilmediğin bir şeyler var mıdır? Vardır ama hani bu kadar da yakından bakıyoruz. Bizim bildiğimiz yok. Buna rağmen görüşme olacak, iyi olsun. Ha, buradaki kilit şey ne? Kilit şey Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la görüşmeyi kabul etmesi. Hatta yani öyle bir kılığa soktular ki hani dün Amerikan Başkanı telefonla görüştü. Hani Madrid'de görüşürüz seninle, ata görüşürüz. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı. İşte benimle görüşmek istedi, ben de kabul ediyorum falan diye. Yani bakın geçenlerde bir yayın yaptık değil mi? Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis nasıl karşılandı Amerika'da? Nasıl karşılandı? Yani işte yok Bidenopoulos mu Bidenakis mi filan diye böyle esprilerle adeta bir aile toplantısı içinde Beyaz Saray'da ağırlandı. Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak grubunda konuşma yaptı. Adını vermedi bir tek ama Türkiye'yi yerden yere vurdu. 12 defa ayakta alkışlandı Mitsotakis. Şimdi biz çok seviniyoruz.
Ankara işte Biden görüşecek Erdoğan'la filan diye. Yani Erdoğan'a Biden ne verecek de Erdoğan Türkiye için gerçekten önemli olan ve hani normal koşullar altında bu NATO zirvesinden çıkmaması beklenen onayı verecek. Verecek mi, vermeyecek mi? Konu bu. Konu bu. Yani mesela F-16 uçakları istiyor Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden satışını istiyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Kongre'ye yazmıştı, satalım NATO savunması için iyidir diyerekten. Bunlar verilecek mi? Türkiye daha önce Amerika tarafından F-35 programından çıkarılmıştı biliyorsunuz. Rusya'dan S-400 füzeleri aldı diye. Şimdi Biden görüşmesine kilitlenmiş vaziyette Türk Dışişleri. Efendim Biden bakalım Erdoğan'a ne diyecek? Acaba hani 12 Eylül askeri darbesi sırasında hani bir General Rogers vardı o zaman. O zaman Kenan Evren'e asker sözü verdi. Yani siz Yunanistan'ın, NATO'nun askeri kanadına dönüşüne izin verin. Avrupa Birliği sizindir, girersiniz. Amerika Avrupa Birliği değildi. O zaman adı da Avrupa Birliği değildi. Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Hiçbir şey değildi. Ve Bernard Rogers zaten emekli oluyordu. Emekli oldu 6 ay sonra. Yunanistan Avrupa Birliği'ne girdi. Türkiye ne oldu? Türkiye havasını aldı. Ha ne karşılığında oldu bu? Size söyleyeyim. Meraklısı için darbeler kitabında. Dur şurada olacak. Size evet göstereyim. Meraklısı için darbeler kitabında çok ayrıntılarıyla yazmıştım. Ne karşılığında biliyor musunuz? Türkiye'deki insan hakları ihlallerin, işkencelerin, haksızlıkların göz yumulması karşılığında. Asker sözü almıştı o zaman Kenan Evren güya. Peki şimdi Biden'ın hangi sözüne güvenecek Erdoğan? Eğer olur derse tamam İsveç'le Finlandiya'da girsin bak söz veriyorlar çocuklar bir daha hani PKK'ya destek olmayacaklarmış filan bunu mu diyecek Türk kamuoyuna? Ayrıca başka bir şey var. Utku Çakırözer, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili gazetecidir. Özür dilerim bir yudum çayımdan alayım. Gazetecidir. Önemli bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki bu üye olmadığı halde Güney Kıbrıs Rum hükümeti gayri resmi yani resmi olmayan liderler yemeğine katılacak. Türkiye buna itiraz etmedi dedi. Şimdi bu soru ortada. Buna bir cevap verilmiş değil henüz. Niye buna izin verildi? Yani Türkiye daha bir taviz almadan, Türkiye taviz bekliyor. Daha bir taviz almadan taviz vermeye mi başladı NATO'da? Yani bu çerçevede nasıl bir şey bekleniyor? Ha sonra bir de çok önemli bir şey daha var. Şimdi Bayraktar TB2 bu silahlı insansız hava aracı son zamanlarda hani Türkiye'nin uluslararası silah sanayi alanında öne çıkan markası oldu. Başka markalar da var ama en çok bu öne çıktı. Niye? Çünkü önce Suriye'de, Libya'da kullanıldı. Sonra Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki toprakları geri alması da yani Karabağ Savaşı'nda öne çıktı ve Ukrayna Savaşı'nın simgelerinden biri oldu. Şimdi bir açıklama yaptı Baykar şirketi, Selçuk Bayraktar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı aynı zamanda. Fakat burada şimdi hani yiğidi öldür, hakkını yeme yapalım. Yani Selçuk Bayraktar çok başarılı bir mühendis ve başarılarını yani bu insansız hava araçlarıyla ilgisini, onun tasarımını Erdoğan'ın işte kızı Sümeyye Erdoğan, şimdi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, onunla evlenmeden önce bütün bu başarıları sağlamıştı. Yani bunu söylememiz lazım. Ha sonra pek çok şey çıktı. İşte teşvikler mi aldı hükümetten, başka şeyler mi aldı filan diye. Orasını o ayrı bir mesele. Yani orada zaten bazı davalar sürüyor hala. Ama böyle bir durum var. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın simgelerinden biri oldu. Ukraynalılar bir kampanya açıyorlar. Halkın Bayraktarı adı altında ve 20 milyon dolar toplanıyor. 20 milyon dolara diyorlar ki biz 3 tane daha Bayraktar TB2 almak istiyoruz. Ve bunun üzerine Baykar'da, şirketin adı Baykar, Baykar'da diyor ki o parayı siz kendi yaralarınızı sarmakta kullanın. Biz size hibe ediyoruz bu 3 uçağı hibe ediyoruz. Şimdi kesin rakamı vermiyor Baykar yetkilileri, konuştum ben. Ama işte sonuçta 20 milyon dolara 3 tane alınabilir diye Ukraynalılar düşündüğüne göre
siz hesabını yapın. Tabii bunun bombaları, mühimmatları filan da var birlikte. Şimdi bunu açıkla, bu açıklama ne zaman yapılıyor biliyor musunuz? Şimdi bazı arkadaşlarım, gazeteci arkadaşlarım da, diğer arkadaşlarım da diyor ki yani sen bazı şeyleri işte tarihler denk geliyor diye zorluyorsun. Şimdi arkadaşlar denk geliyor olabilir de ben hani bu hani saçlarım beyazlaştı ya, yani değirmende ağartmadım saçlarımı. Yani bu uluslararası ilişkilerde, siyasette tesadüfün yeri var mıdır? Vardır. Ama çok azdır ya. Genellikle tesadüf değildir. Şimdi bu açıklama önemli bir açıklama. Hakikaten diyor ki biz sizin vatanınızı savunma hakkınıza işte sempati duyuyoruz ve bunu karşılıksız veriyoruz. Önemli bir açıklama ama zamanlaması da önemli. Ne zaman yapılıyor? Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinin belli olması ardından. Tesadüf müdür? Belki de tesadüftür. Bakın söylüyorum, belki de tesadüftür. Tesadüflere yer var mıdır? Vardır. Ama böylelikle ne yapılmış oluyor? Böylelikle dosta düşmana. Deniyor ki bakın NATO Türkiye, yani tam NATO için Türkiye ne kadar önemli. Çoğu kişi, çoğu ülke yani söz verip yerine getirmezken yardımlarını, bakın biz veriyoruz. Zaten Mayıs sonundaydı. Mayıs sonu, Haziran başıydı. Bir de Litvanya, Baltık ülkesi Litvanya. O da, orada da para toplandı. 5 milyon avro. Onlar da bir tane Bayraktar alıp Ukrayna'ya göndermek istediler. Baykar o zaman da dedi ki hibe ediyoruz biz. Alın Ukrayna'ya göndermek üzere. O paraları da Ukrayna halkının insani yardımı için kullanın diye. Şimdi bu da önemli. Çünkü Litvanya da NATO üyesi ülke. İlk NATO üyesi ülke bu TB2 Bayraktar ısmarlayan 24 adet ısmarlamıştı. Polonya olmuştu. Polonya'dan sonra diğer başka NATO üyesi ülkeler de ısmarlamaya başlamıştı. Fakat burada şimdiye kadar, yani hani bu olaya kadar diyelim, sadece Türk silah, yani Türk savunma sanayinin, silah sanayinin öne çıkışının simgesi olmakla kalmıyor. Artık öyle anlaşılıyor ki bu NATO zirvesi dolayısıyla Türk dış politikasının hamlelerinde de bir rol veriliyor TB2 Bayraktar'a. Bakalım sonuca ulaşacak mı? Yani beklenen şuydu bugüne kadar, dün akşama kadar beklenen şuydu. Türkiye hayır diyecek bu NATO zirvesinde. Efendime söyleyeyim, Ağustos ayında Amerikan Kongresi'nin tatile girmesini bekleyecek. Sonra da Eylül ayında İsveç seçimlerini bekleyecek. Dolayısıyla o zamana kadar hani herkesin bu işin önemini anlamasını ve PKK'ya karşı Türkiye'ye somut destek vermesini bekleyecek diye beklenti buydu. Şimdi Biden'la görüştü diye durum değişecek mi? Erdoğan Biden'la görüştü diye durum değişecek mi? Türkiye bunun karşılığında ne alacak? Eğer gerçekten siyasi ve askeri kazanımlar değil de efendime söyleyeyim şu kadar işte biz ticaret sözü, özetle para, iş buraya gelirse yani gerçekten artık yazık oluyor. Yani Türkiye'nin işte en son Suudi Arabistan olayında gördük, Birleşik Arap Emirlikleri olayında gördük. Yani artık dış politikanın merkezine Türkiye'yi ekonomik krize, Türkiye ekonomik krize de bu hükümet döneminde girdi. Yani 20. yılını yaşıyoruz Adalet Kalkınma Partisi iktidarının. Onu hafifletmek için maddi imkanların sadece sözüyle de bu işler olacaksa yazık. Türkiye'nin itibarına da yazık. Gözlerimiz Madrid'de. Oraya giden uçağa davet edilen gazeteci meslektaşlarımız neyi ne kadar yazacak bilmiyoruz. Ama bizim gözümüz Madrid'de, hem Türk kaynaklarından hem yabancı kaynaklardan bilgileri yorumlarıyla beraber size aktarmaya, birlikte bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.